Dünyada 4.2 milyar internet kullanıcısı var. Türkiye'de de her 100 kişiden 74'ü internet kullanıyor. Hepsi bir ayak izi bırakıyor. Hele en son rakamlara göre 7 saat 29 dakika Türkiye'de VR Social raporuna göre ortalama internet kullanıyormuşuz. Şimdi o gözle bakınca saatlerce çeşitli platformlarda çeşitli ayak izleri bırakılıyor. Ve o ayak izlerini takip ederek aslında iş gerçekten güzel bir fikir, basit bir projeden öte o veriyi analiz edip veri analitiğinden tüketici içgörüsüne dönüştürmeye, o tüketici içgörüsünü daha relevant bir içerikle, ilgili bir içerikle, işte Shazam örneği öyle bir örnek, çok konuşulan bir konuyu ilginç bir teknolojiyle, media first bir, medya ilk bir işle yapabilmek ve o kişiselleşmiş ve optimizasyona dönelik, özellikle conversion rate optimizasyonuyla birleştirilmiş bir şekilde iş sonuçlarına dökebilmek. Tabii elbette bunun bir tarafında da çok iyi bir sosyal dinleme var. Yani social listening tarafı var. Çünkü iyi dinlediğiniz şeyden iyi bir içgörü çıkarıyorsunuz. Ve sonunda ivmelendirme. Yani böyle bir formüle katıyoruz aslında. Hani eskiden pazarlama işi fikirden çıkar, kreatiften çıkar bir şeydi. Şimdi gerçekten bir mühendisliği, mimarisi bir formülü var. Biz de markalarımızla aslında o yüzden purpose'ı da çok önemsiyorum. Brieflerimizi de birlikte yazıyoruz artık ve purpose driven yazmaya çalışıyoruz. Tamamen o purpose'a uygun şekilde oluşturmaya çalışıyoruz. Katılımı da tabii bu anlamda zaten veriyle besledikten sonra bir de teknolojiler var artık. Eskisi gibi influencer projelerinde dahi işte bu çok celebrity'dir, bilmem kaç yüz bin takipçisi vardır değil. Influencerlar da artık personalları ayrılıyor, segmente ediliyor. Bunların hangi kampanyalarının ne kadar etkileşim aldığı ve tabii o etkileşimin yalnız kalitesi değil, frekansı da ölçülüyor. Ve sonunda lead mi topladınız, sales'a mı döndü, satışa mı döndü? Gerçekten bir funnel mantığıyla hepsi istatistiki olarak elimizde var. Dolayısıyla oldukça nasıl diyeyim şey bir şekilde bilimsel bir şekilde ele alıyoruz konuyu. Ve o yüzden de işte attribution modeling'ini de hesaplayabiliyoruz. Return on advertising spending'i de ölçebiliyoruz. Ve katılımı biraz dediğim gibi hem frekans hem kalite boyutunda böyle ele alıyoruz.